Abdülkadir Selvi 29 Temmuz 2022 tarihli köşe yazısı Onlar olmasa Erdoğan bir hiçmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan Davutoğlu ve Babacan için Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler O makamlara getirildiler Onlara bakanlık başbakanlık verildiyse Onlara bir irade o makamları verdi Onlar bunun kıymetini bilemedi dedi Erdoğan yerden göğe kadar haklı. Hatta çok nazik bir dille ifade etmiş. Erdoğan elinden tuttuğu için Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e rağmen AK Parti genel başkanı ve başbakan oldu. Ama onlar ne yaptı? Davalarına, partilerine ve liderlerine ihanet ettiler. Kendilerini buralara taşıyan Erdoğan'ı sırtından hançerlediler. AK Parti'yi bölmek için partilerini kurdular. Erdoğan'ı tasfiye edecek her türlü tertibin içinde yer aldılar. Şimdi de tutmuşlar, biz olmasak Erdoğan bir hiçti diyorlar. İhanet böyle bir duygu olsa gerek. Hadi bakalım, çıkın meydana. Doğru, haklısınız. Erdoğan sizin sayenizde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Erdoğan sizin sayenizde AK Parti'yi kurdu. Siz lütfettiğiniz için iktidar oldu.'' Sizin sayenizde Başbakan ve Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan sizin sayenizde 15 Temmuz'da darbeyi püskürttü. Siz olmasanız Erdoğan diye biri olmazdı. Hadi bakalım. O kadar büyük liderlerseniz partilerinizi iktidara taşıyın, Cumhurbaşkanı olun. Çıkın bakalım Erdoğan'ın karşısına. Bakalım yüzde kaç oy alacaksınız. Sizler Erdoğan sayesinde o makamlara geldiniz. Ama ihanet ettiniz. Ama sizin elinizde fırsat olsaydı, Erdoğan çölde kalsa bir damla su vermezdiniz. Babacan Davutoğlu daha önce de tartışmıştı. Ahmet Davutoğlu AK Parti seçmenini ürkütmemek için bir deklarasyon hazırlamış. Temel Karamolluoğlu bunu kabul etmiş. Ali Babacan da kabul ederse bunu yayınlamayı planlamışlar. Babacan kabul etmemiş. Kabul etmediğini de bildirme gereği duymamış. Davutoğlu buna çok bozulmuş. Bunun nesini kabul etmedin diye Babacan'a sitem etti. Ama hiç oralı olmadı. Hatta cevap vermeye bile gerek duymadı. Davutoğlu-Babacan tartışması. Bu Davutoğlu ile Babacan arasındaki ilk gerilim değil. Davutoğlu ile Babacan Konya'dan başlayıp Afyon'da bitirdikleri bir geziye çıkmışlardı. Davutoğlu'nun amacı Babacan'ı birlikte parti kurmaya ikna etmekti. Ancak Babacan Deva Partisi'ni kurunca Davutoğlu kendisini aldatılmış hissetmişti. Babacan'ı arayıp hani birlikte hareket edecektik diye sitem etmişti. Babacan da ben sana söz mü verdim diye sert bir karşılık vermişti. Davutoğlu, Babacan ve Abdullah Gül'le birlikte hareket etmek için can atıyor. Ama her defasında Babacan ve Gül tarafından dışlanıyor. Kılıçdaroğlu'nun kaderi Akşener'in elinde. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu aradaki mesafeyi açmaya başladı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklemin dışına itilmiş gözüküyor. İmamoğlu geriledi ama Mansur Yavaş anketlerde hala Erdoğan'dan sonra ikinci sırada çıkıyor. Ama siyaseten Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu yerde İmamoğlu ve Yavaş'ın şansı yok. En son Veli Ağbaba adayımız Kılıçdaroğlu dedi. Zaten Kılıçdaroğlu da Kendisini ziyaret edenlere adayımız Kılıçdaroğlu diyor. Aday olduğunu ve kazanacağını söylüyor. Kılıçdaroğlu siyasi hayatında bir kez cesur bir karar aldı. CHP genel başkanı oldu. Şimdi ikinci cesur kararını vermiş durumda. Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor. Altın hisse akşener'de. Kılıçdaroğlu'nun gönlünde altılı masanın ortak adayı olmak yatıyor. Hatta HDP'nin desteğini de sağlayabilmek için her türlü tavizi veriyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun siyasi kaderi Akşener'in iki dudağının arasından çıkacak karara bağlı. Akşener bir süredir İyi Parti'ye birinci parti olma hedefi koydu. Akşener'in seçilecek aday diye bir kriteri var. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda altın hisse Akşener'in elinde bulunuyor. Altılı masa Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplandığında Akşener Kılıçdaroğlu'na destek verirse Kemal Bey tartışmasız bir şekilde ortak aday olacak. Ama Akşener Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılamayacağını görüp itiraz ederse hesaplar alt üst olacak. İlk tura çoklu adayla girilsin, ikinci turda Erdoğan karşısında en çok oyu alan aday üzerinde birleşilsin diyebilir. Çünkü önemli bir kesim kadın olması, milliyetçi muhafazakar gelenekten gelmesi, Sünni ve Türk olması açısından Cumhurbaşkanlığı seçimini Akşener'le kazanacağına inanıyor. Akşener de buna inandığı takdirde ortaya yeni bir durum çıkacak. Çoklu aday. Bu durumda Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in, HDP'nin adayının yarışacağı çoklu adaya hazır olun derim. Akşener'in son dönemlerde Mansur Yavaş'la birlikte verdiği görüntüleri de bu açıdan değerlendirmek mümkün. İkisi de siyasette yükselen değerler. İkisi de milliyetçi muhafazakar gelenekten geliyorlar. 2023 seçimlerine giderken güç birliği yapmaları siyaseten akıllı bir hamle. Yani kazan-kazan durumu. HDP'ye dikkat. Muhalefet cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için HDP'ye umut bağlamış durumda. HDP ise cumhurbaşkanı adayının birlikte belirlenmesi koşuluyla ortak adaya destek vereceğini açıkladı. Ancak HDP ile Meral Akşener arasında bir kriz yaşanıyor. Sorun artık şahsileşmeye başladı. Önce Mithat Sancar'la Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerinde Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığına karşı olduklarını bildirmişlerdi. Pervin Buldan kısa bir süre önce katıldığı yayında ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığına çok sıcak bakmıyorum durduğu çizginin ve yönetim anlayışının Cumhurbaşkanlığına uygun olmadığını düşünüyorum dedi. Kadın, Pervin Bulda'nın Akşener'e itirazını anlayabiliyorum. Bu onun hakkıdır. Ama bir kadın genel başkan olarak başka bir kadın genel başkan hakkında gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor şeklindeki sözlerini yadırgadım. Öcalan'la görüşme önerisi. Mithat Sancar'a göre HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde anahtar parti konumunda. Altılı Masa'nın seçimi kazanabilmek için kendisine ihtiyacının olduğunu gören HDP bunu çok iyi kullanmaya başladı. 1. Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i veto ettiler. 2. Mithat Sancar muhalefetin Öcalan'la görüşmeyi istemesini önerdi. HDP henüz masaya oturmadan bunları talep etmeye başladı. Yarın adaylık süreci başladığında Neler önerecekler göreceksiniz. PKK'ya yönelik operasyonların durdurulmasını talep ederler mi? HDP adayını çıkaracak mı? Muhalefet Cumhurbaşkanı adaylığında umudunu HDP'ye bağlamış durumda. Ama HDP kendi adayını çıkarabilir. Tabii bu konuda son sözü Kandil söyleyecek.